ameliyatın en azından nihai sonucu hakkında hem hastaya hem bize bilgi veren görüntülerdir. Biraz zorlayıcı müdahaleleri de içerebilen işlemleri kapsayabiliyor. Moleküler büyüklük arttıkça da daha derinde, yani kemik seviyesine kadar kemik taklidi yapan hiyaluronik asit dolguları ürettiler. Burada botoksa karşı alerji olmadığını insanların bilmesini gerektiğini düşünüyorum. Farklı dolgu bölgeleri var yüzümüzde hocam. Bunlar için farklı dolgu özellikleri taşıyan enjeksiyonlar yaptığımızdan Tabii. bahsettik. Bunu neye göre belirliyoruz? Yani bu her hekim için, her uygulayıcı için aynı mıdır? Yani dudağa uygulanan dolgu türüyle elmacık bölgesine uygulanan dolgu birbirinden farklı mıdır? Şimdi hiyaluronik asit dolgu dışında dolgu kullanmıyoruz. Bundan 10-15 yıl önce tek bir moleküler yapıda ve büyüklükte hiyaluronik asitler vardı. Bu hiyaluronik asit dolgularını biz hemen her bölgede kullanıyorduk. Sonra teknoloji ilerledikçe, doktorların, hastaların talepleri, sorunları biriktikçe dolguların moleküler büyüklükleriyle ilgili de firmalar ürünlerde değişiklikler yapmaya başladılar. Moleküler büyüklük küçüldükçe, yani kullandığımız dolgu, hiyaluronik asit dolgu inceldikçe daha yüzeyde, moleküler büyüklük arttıkça da daha derinde, yani kemik seviyesine kadar kemik taklidi yapan hiyaluronik asit dolguları ürettiler. Bunlar da bizim uygulamalarımızın hem başarısını, elde edilen hasta memnuniyetini, süreçleri çok da doğallaştırdı ve kolaylaştırdı bizim açımızdan. Yani derine indikçe daha kalın, büyük moleküler ağırlıklı dolguları, yukarıya çıktıkça çok ince çizgilerin içine dahi, cilt içine dahi enjeksiyon yapabilme olanağı sağlayan ince küçük moleküllü hiyaluronik asit dolgular üretildi. Hiyaluronik asit dolguların hani belli bir kalıcılık süresi var. Geçen gün hatta size sormuştum hocam, kalıcı dolgulardan söz ediyoruz. Web sitenizde de bununla ilgili, bu permalip dediğimiz kalıcı dolgularla ilgili yazılar var. Şu an piyasada bunun kullanımı nasıldır bilmiyorum ama kalıcı çözüm var mıdır diye tekrar soralım. Çok gelmiş çünkü. Özellikle insan vücudunda kalıcı kullanılabilen ürünler genellikle işte titanyum, yani ortopedik ürünler. Bizim kullandıklarımızda silikon içerikli ürünler, meme protezi, popo protezi, baldır protezi ve dudak protezi. Permalit dediğiniz ürün dudak protezinin silikonla elde edilmiş halidir. Yıllar öncesinde Türkiye'de vardı ama bu pandemi süreçlerinde tedarik problemleri oluştu ve artık permalit Türkiye'de bulunmayan bir ürün. Tabii kullandığımız hastalarımız oldu. Onlar bu durumdan oldukça memnunlar ama kalıcı başka silikon dışı ürünlerin kullanılmasını aslında çok da önermiyoruz. Özellikle enjektable kalıcı dolgulardan olabildiğince uzak duruyoruz.